Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, hepinize iyi bir akşam diliyorum. Şevvaş. Şimdi 3 gün önce buralarda Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili bütün gruplar düşüncelerini söylerken ben de çıktım farklı bir pencereden Cumhuriyet'le ilgili düşüncelerimi söyledim. Burada bir hakaret yok. Abartı hiçbir şey de yoktu. Kürsüyü işgal eden meclis başkan vekili orada küfürler savuruyor ama biz hiçbirimiz duymadık. Dışarı çıktıktan sonra dışarıdaki arkadaşlar böylesi bir sözün sarf edildiğini söylediler. Ben grup başkan vekilimizi aradım, Saruhan Bey'i. Geldiler, tutanaklara baktılar, tutanaklarda böyle bir şey yok. Sonra meclis başkan vekiline geldi. Ya ben böyle bir cümleyi nasıl sarf ederim dedi. O yürek yok ki arkasında dursun. Sonrası medyaya yansıdı. Troller ve magandalar bunu cesaretlendirince bu sefer retweet etmeye başladı. Şimdi böyle. O söz sadece bana, grubumuza söylenmiş bir söz değil. O söz burada hepimize söylenmiş bir sözdür. Ama ne yazık ki salı günleri, salı sendromu bu parlamentoda yıllardır var. Bu hafta biz vardık gündemde, biz linç edildik. Haftaya hangi şahsiyet, hangi ülke azarlanacak, tehdit edilecek onu bilmiyoruz. Yalnız beni çok üzen AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta buraya çıktı. Dedi ki bu meclisin doğruları var. Üzüldüm. Bir kadın arkadaşımız evli, iki çocuğu var. Ve bu küfrü ben burada Sayın Tayyip Erdoğan'ın söylediği cümleleri kullanmıştım. Ama bize tepkiler olunca siz onları alkışlamaya çalıştınız. Kendi genel başkanınızı bile boşa çıkardınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu topraklarda bir realite var. Biz Kürdüz, Kürt halkının evlatlarıyız. Bizi tehdit mehdit ederek bu işler olmaz. 32 yıldır buradayız. 32 yıl önce şu kapıdan içeri girdik. O gün bugündür demokrasi mücadelesini büyütüyoruz. Bu mücadelede birçok arkadaşlarımızı kaybettik. Bu mücadelede birçok arkadaşımız sürgüne gitti. Kimi öldü, kimi hala cezaevinde. Bizi tehdit ederek bu iş olmaz. Ölümden öte bir yol da yok. Mezarlıklara gidin, sevdiklerimizle dolu. Bizi iyi tanıyın. Biz ölümden korkmayız. Konuşmalarda şunu söylüyor grup başkanı, çıkıp o küfürbazı desteklediğini söylüyor. Ve sonrası grup da bunu alkışlıyor. Allah aşkına insan bir küfürbazı alkışlar mı? Aklınızı başınızdan alırım diyor. Sizi ne yaparım diyor. Vallahi bizi tehdit etme. Aklımız başımızda. Biz ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Ki böylesi tehditlerle bu iş olmaz. Efendim tescilli bir bölücü benim için söylüyor. Evet, ben tescilli bir insan hakları savunucusuyum. Ben tescilli Kürt halkının ve bu coğrafyada yaşayan ötekilerin sesiyim. 32 yıldır bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ve biz yoktan var olduk. Bak biz buradaydık, MHP grubu da şuradaydı. Onlara dedik ki yakın bir tarihte biz sizinle yer değiştireceğiz. Çünkü biz haklı bir mücadeleyi sürdürüyoruz ve biz yer değiştirdik. Bizi öyle tehdit mehditlerle hiç korkutmaya gerek yok. Biz var olabilmek için yok olmayı göze almış bir halkın evlatlarıyız. Öyle kolay buralara gelmedik. Ve yeni bir cumhuriyete gidiyoruz. Yeni bir yüzyıla gidiyoruz. Vallahi bizim realitemizi kabul edeceksiniz. Ve bir demokratik cumhuriyeti birlikte inşa edeceğiz. Bu toprakların en çok ihtiyacı demokratik bir cumhuriyetin hayat bulmasıdır. Birbirimizin hukukuna saygı göstereceğiz. Biz MHP'nin halkın iradesi olduğunu nasıl kabul ediyorsak MHP grubu da bu şekilde bizi halkın iradesi olarak kabul etmelidir. Bu bir lütuf değildir. Halkın iradesine herkesin saygı göstermesi gerekir diyorum. Yüce Kurulu saygıyla selamlıyor. Sayın Saksöz, teşekkür ediyorum. Sayın Bülbül, buyur.
Teşekkür ederim efendim. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak halkın iradesini temsil eden, halktan gücünü alan bir partiyiz. Bu demek değil ki Milliyetçi Hareket Partisi Türk Anayasası'na, Türk hukukuna, Türkiye'nin anayasal değerlerine, kurucu değerlerine, değiştirilemez hükümlerine aykırı hareket etme lüksüne sahip olsun. Bu anlamı taşımaz. Biz aynı zamanda halk iradesini temsil ederken aynı zamanda hukukun, anayasanın gereklerini ve toplum vicdanını da temsilen bu noktada toplumun ortak değerleri noktasında samimi bir yol izlemeyi kendimize şiar edinmiş bulunmaktayız. Bu noktada hiç kimseye halk iradesinden veya belli bir seçmen kesiminden destek almış olmak hiç kimseye hukuku, anayasayı ve Türkiye Cumhuriyeti değerleri, devletinin kurucu değerlerini çiğneme hakkını Sayın Bülbül lütfen tamamla. Veya çiğneyenleri işte terör örgütü olarak tescilli, dünya çapında terör örgütü olarak kabul edilen yapıları, PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi bu noktada bir terör örgütü olarak kabul etmeme veya bunu yaptığı saldırıları kınamama gibi bir sonucu doğuramaz. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile bir denklik kurma noktasındaki bu tavrı veya bu yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında her şeyi çok büyük bir açıklıkla ifade etmiştir. Kimseyi tehdit etmiyoruz. Korku salmaya falan çalıştığımız da yok. Türkiye'de terörle mücadele eden devletimizdir. Devletimize biz bu mücadelesine destek oluyoruz. Devletimizin bu mücadelesine buna destek olurken de siyaseten de Türkiye'nin birliği bütünlüğü için çaba sarf etme gayreti içerisindeyiz. Ötekileştirmek bizim meşrebimiz. Sayın Bülbül lütfen toparlayalım. Ötekileştirmek bizim meşrebimizde yoktur. Öyle mezarlıklardan falan örnek vererek de üstü kapalı olarak bir takım yaklaşımlar getirmeye de gerek yoktur. Türkiye aslında tam ters zaviyeden bakmak lazım. Dünyada hiçbir devletin başaramadığı bir şeyi başarmıştır. Dünyanın bütün büyük güçlerinin desteklemiş olmasına rağmen bir terör örgütünün bölgede de çok ciddi destek bulmuş olmasına rağmen yani Orta Doğu'da onu kastediyorum. Türk devletine diş geçirememiş olması, 40 yıldır diş geçirememiş olması esastır. Mezarlıklarda bir dünya şehidimiz, şehitlerimiz vardır. Bu şehitleri vermeye devam ederiz, biz de gerekirse şehit oluruz. Türkiye'yi bu anlamda bölmeye, kana bulamaya çalışan herkesin hesabını sorarız. Herkesten hesap sorarız. Buna kim tevessül ederse, sadece silahıyla değil, düşüncesiyle, yaklaşımıyla Türk devletini bölmek, parçalamakla alakalı tavrı olan... Sayın Bülbül lütfen tamamlayalım. Lütfen. Bu duruşu gösteririz. Burada ciğerci dükkanı değil burası. Kimsenin cesaretini falan ölçecek bir şey yok. Allah o günlere getirmesin bu memleketi. MHP'nin bütün çabası Türkiye'nin bir kardeş kavgası içerisine düşmemesi noktasındadır. Bütün hassasiyetimiz onun üzerindedir. 85 milyon Türkiye bütün her bir ferdi bu memleketin şerefli birer evladıdır. Bu noktada bunu her seferinde altını çizmemize rağmen bir ayrımcılık ve ötekileştirme üzerinden siyaset anlayışı gütmek Türkiye'yi ateşe sürüklemektedir. Bunu arzu etmeyen ve buna karşı tavır gösteren bir parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye siyaset sahnesinde 54 yıldan beri var olduğu gibi Allah'ın izniyle Türk milleti var oldukça var olmaya devam edecektir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Danış Beştaş, buyurun. İyi alkışlasınlar Sayın Bülbül'ü. Bir beni de dinlesinler, sonra karar versinler bence. Sayın Bülbül konuşmasında öne çıkanlar Türk Anayasası'na göre mevcut hukuki sisteme ve toplum vicdanına dayandıklarını ifade etti. Sonra bunlara aykırı davrananlara hesabını soracaklarını söyledi. Ya, özetliyorum. Sonra hiç kimsenin yasaları çiğneme lüksünün olmadığını söyledi. Ve söyledi. Daha dün orada hoplatırım dedi ya. 6 kere tutanaklara geçti. Hatibimiz kürsüdeyken hoplatırım seni dedi. Bir, Sayın Bülbül'e ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu parlamento yargılama yetkisi mi verdi? Verdiyse bizim haberimiz mi yok? Böyle bir
Sayın Danış Beştaş, lütfen tamamlayalım. Lütfen hoşgörünüzü rica ediyorum. Zaten bitirince önemli bir konu. Böyle bir yetkileri varsa bize de söylesinler, yok. Kendileri de bir siyasi parti, biz de bir siyasi partiyiz. Kendileri de anayasaya göre burada bir siyaset yapıyor, biz de yapıyoruz. Bizim başka bir partiyi yargılama lüksümüz, hakkımız olmadığı gibi onların da böyle bir hakkı yok. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası açıktır. Eğer ortada bir suç fiili varsa bunun makamı Milliyetçi Hareket Partisi değildir. Onlar bizi yargılayamaz. Böyle bir hakları da, yani sataşmamaya çalışıyorum ama böyle bir hadleri de yok. Ya gerçekten rahatsız oluyorum. Yani biz şimdi burada oturacağız, diyeceğiz ki ey Adalet Kalkınma Partisi, sen yasalara aykırı hareket edemezsin. Ben yarışırım onlarla ya. Biz siyaset yapıyoruz burada. Politika yapıyoruz. Bunun herhalde kitaplarını hepimiz okuduk zamanında. Bu işin için... Sayın Danış Beştaş, lütfen toparlayalım. Siyasi partiler, siyasi partiler kanununa göre ve anayasaya göre yarışırlar. Siyasetleriyle, söylemleriyle, halka ne vaat ettikleriyle ve yargılanma yerleri de aslında sandıktır. Oy alırlar mı, almazlar mı? Destek alırlar mı, almazlar mı? Türkiye yurttaşları bir bütün olarak bugün bize bu meclisin üçüncü partisi olma yetkisi vermiştir, görevi vermiştir daha doğrusu. Bu sorumluluk çok ağır bir sorumluluktur. Ve biz bunu yerine getirirken tabii ki yasalara riayet ederiz. Tabii ki anayasaya riayet ederiz. Eğer yasalar ulusal üstü sözleşmelere aykırıysa ona da itiraz ederiz. Meşruiyetle çatışıyorsa itiraz ederiz. Yani burada kürsüde konuşurken tehdit etmek, ahkam kesmek, küfretmek nasıl bir yaklaşımdır? Sorun küfür meselesi ya. Nereden geldi PYD? Sayın Danış Beştaş, lütfen bitirelim. Hiçbir alakası yok bunlarla. Bir küfür var ve buna ilişkin bir açıklama isteğimiz var. İstifa dedik, özür bile gelmedi. Tam tersine dün en üst perteden bu küfür sahiplenildi. Bu Türkiye siyaseti açısından çok büyük bir talihsizliktir. En hafif deyimiyle söylüyorum. Bu korkunç bir şey. Ben 2015'ten beri parlamentodayım. Böyle bir şey yaşamadım. Hatibimiz Sayın Sakık çok makul bir konuşma yaptı. Hakikaten yani dikkat ettim konuşmasına. Kimseyi tahkirde etmedi. Kimse de bize hesap soramaz. Hesabı halk sorar. Bunu yani tehdit ediyorsunuz diyoruz. Bu zannediyorlar ki biz çekiniyoruz. Öyle biz çekincemiz zaten olamaz. Ya biz burada ne yapıyoruz ki? Siyaset yapıyoruz. Demokratik siyaseti savunuyoruz. Bize küfredildiyse buna en güçlü şekilde itiraz ederiz. Kimse, bizden de kimseye... Peki. O zaman son cümle lütfen. Bizden de kimseye küfür gelmez. Olursa hatırlatın. Biz burada kendi vekilimizi kürsüdeyken bu sözlerini kabul etmiyoruz diyen bir grubuz. İlkelerimiz, tutumumuz nettir. Kişiden kişiye göre değişmez ve gerçekten bu parlamento madem tekrar gündeme geldi, bu küfür meselesini artık çözmelidir. Meclis Başkan Vekili olarak size de yani çağrıda bulunuyorum. İstişarelere devam edeceğiz dediniz. Yani ortada başka terör siyasetiyle, daha doğrusu demagojisiyle kimse bize hesap sormaya kalkmasın. Bunun hesabını biz sorarız. Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Sakık, buyurun. Lütfen yeni bir sataşmaya mal vermeden meramımızı özetlersek makbul olur. Açın. Sayın Sakık, sözünü. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Şimdi o seremoniyi izlerken o zat orada ağlıyor. Zannedersiniz Kurtuluş Savaşı'nda gazi olmuş. Madalyalar takılıyor. Bir seremonidir, gidiyor. Ya kardeşim, sen hakaret ettin, küfürbazsın. İlk önce çık şu parlamentodan, özür dile. Orada da söyledim, şimdi de söylüyorum. Asıl neden bizden rahatsızlık? Bize tahammül yok. Kürtler demokratik siyaseti önemsiyorlar. Varız, var olacağız. Biz bu ülkede söz ve karar sahibi olacağız. Bakın, tutuklanıyoruz, öldürülüyoruz, sürgüne gidiyoruz, kayınlar atanıyor.
ama demokratik siyasete inanıyoruz ve sorunlarımızı burada çözeceğiz diyoruz. Yine bütün yüce kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Bülbül, buyurun. Efendim, ben böyle uzamasından dolayı da çok mutlu olmadığımı ifade etmek isterim. Şimdi dünkü çok talihsiz, çok sıkıntılı bir konuşma yapıldı HDP'li Hatip tarafından. Orada oradan hoplamayın, zıplamayın diye bir ifade olunca tarafımıza karşı, bize hoplamayın diyen Hatip'e karşı ben de seni ben hoplatırım dedim. Yani ifade bu. Bunun dışında başka bir şey yok. Kendisinin bize söylediği bir şeyi ben de kendisine tevcih etmiş oldum. Hoplamaktan ne anladıkları da o ayrı bir şey. Hoplatılmaktan da ne anladıkları ayrı bir şey. Şimdi burada anayasaya uyma meselesine geldiği zaman da mesele, bu yapının daha önceki parti isimleri adı altında Türkiye'de demokratik özellik ilanına kadar da gittiğini bizler hepimiz biliyoruz. Bu tartışmaları yeniden açmaya gerek yok. Sayısız örnek veririz. Bu sabaha kadar da burada kalırız. Dolayısıyla Sayın Bülbül, lütfen bitirelim. Açın sesi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, şahsen ben grup başkan vekili sıfatımla, o gün yaşanan hadisenin divan içerisinde geçmiş bir diyaloğun mikrofona açık kalması sebebiyle yansıdığını, bunun hiçbir grubu ve hiçbir şahsı hedefe almadığını, partim ve grubum adına, bütün milletvekillerimiz adına ben bunu ifade ettim, altını çizdim. Bunun altını çizdikten sonra ısrarla bir alınganlık veya ısrarla böyle bir hedef olmuş noktasına gelmiş olmak, bu da doğru bir yaklaşım değildir. Bunun sonucu da başka bir takım düşünceleri akla getirir. Onun için hiç gerek yok buraya. Biz kimseyi hedef almadık. Hiçbir şahsı veya hiçbir parti grubunu hedef almadık. Altını tekrar çiziyorum. Peki, çok teşekkür ederim.